iyi ve kötü. Hayatlarının bir noktasında çoğu insan yaşamda sadece doğum, büyüme, başarı, iyi sağlık, zevk ve kazanma olmadığını, aynı zamanda kayıplar, başarısızlıklar, hastalık, yaşlılık, acı ve ölüm gibi kavramların da olduğunu fark eder. Geleneksel olarak bunlar iyi ve kötü diye adlandırılmıştır. İnsanların yaşamlarının anlamı genellikle iyi diye tanımladıkları şeylere odaklanır ama iyi sürekli olarak çökme, yıkılma, bozulma tehdidi altındadır anlamsızlık ve kötü şeylerle tehdit edildiğinde açıklamalar yetersiz kalır ve hayat anlamını kaybetmeye başlar. Ne kadar çok sigorta poliçesine sahip olursa olsun er ya da geç düzensizlikler insanın hayatına girecektir. Kayıp ya da kaza, hastalık, sakatlık, yaşlılık ya da ölüm şeklinde olabilir. Yine de insanın özel hayatında ciddi bir sorunun patlak vermesi ve zihinsel açıdan tanımlanan anlamın yok olması daha yüksek bir düzenin başlangıcı anlamına gelebilir.'' bu dünyanın bilgeliği nedir? Düşüncenin hareketi ve dolayısıyla büyük ölçüde düşünceyle tanımlanan anlam. Düşünce bir durum ya da olayı sınırlar ve onu iyi ya da kötü diye sınıflandırır. Sanki ayrı bir varlığı söz konusuymuş gibi. Düşünmeye fazla dayanırsak gerçeklik parçalanmaya başlar. Bu parçalanma bir ilizyondur ama içine sıkıştığınızda son derece gerçek gibi görünür. Yine de evren her şeyin birbirine bağlı olduğu ayrılmaz bir bütündür ve hiçbir şey birbirinden kopuk değildir. Bütün nesnelerin ve olayların daha derin içsel bağlılıkları sonuçta iyi ve kötü şeklindeki zihinsel tanımlamaların sadece illüzyon olduğunu gösterir. Daima sınırlı bir bakış açısı sunarlar ve dolayısıyla sadece geçici ve göreceli olarak doğrudurlar. Bu bir piyangoda çok pahalı bir araba kazanan bilgi adamın hikayesinde açıkça görülebilir. Ailesi ve dostları onun için çok sevinerek kutlamaya geldiler. Harika değil mi dediler. Çok şanslısın. Adam gülümsedi ve belki dedi. Birkaç hafta boyunca arabasını zevkle kullandı. Sonra bir gün sarhoş bir sürücü bir kavşakta arabasına çarptı ve sonunda adam kendisini hastanede buldu. Ailesi ve dostları onu görmeye geldiler. Bu gerçekten çok kötüydü. Adam yine gülümsedi ve belki dedi. Kendisi hala hastanedeyken bir gece toprak kayması oldu ve evi denize gömüldü. Ertesi gün yakınları tekrar geldi. Hastanede olman ne büyük şans değil mi? Adam yine gülümsedi. Belki. Bu bilgi adamın belki yanıtı olan bir olayı yargılamayı reddetmesidir. Olan bir şeyi etiketlemek yerine olduğu gibi kabul etmekte ve daha yüksek düzenle bilinçli bir uyum içine girmektedir. Herhangi bir rastgele olayın resmin bütünündeki yerini zihnin görmesinin genellikle mümkün olmadığını bilmektedir. Ama gerçek şu ki ne rastgele ya da tesadüfi olaylar ne de olayların birbirinden kopukluğu söz konusudur. Herhangi bir olayın en baştaki nedenini bulmak isterseniz yaratılışın başlangıcına kadar geri dönmeniz gerekir. Kozmos kaotik değildir. Kozmos kelimesi bile düzen anlamına gelir. Bu insan zihninin kavrayabileceği bir düzen değildir. Sadece zaman zaman bir parçasını yakalayabilir. Neden olduğunu aldırmamak. Büyük Hintli düşünür ve ruhsal öğretmen Krishnamurti 50 yıldan uzun bir süre boyunca bütün dünyayı dolaşarak kelimelerle ifade edilemeyecek olan mesajını kelimelerle vermeye çabaladı. Hayatının sonlarına doğru yaptığı konuşmalarından birinde seyircileri bir soruyla şaşırttı. Sırrımı bilmek ister misiniz? Herkes dikkat kesilmişti. Kalabalığın içinde 20 ila 30 yıldır onu dinledikleri halde öğretilerinin özünü yakalamayı başaramamış olan çok sayıda insan vardı. Sonunda bütün bu yıllardan sonra üstad onlara anlayışın anahtarını verecekti. İşte sırrım dedi. Ne olduğunu aldırmıyorum. Daha fazla açıklamadı ve sanırım dinleyicileri öncekinden de daha çok şaşırmıştı. Ama bu basit ifadenin yettiği mesaj aslında çok güçlüydü ne olduğunu aldırmadığımda bunun mesajı nedir? İçsel olarak olanlarla uyum içinde olduğumu gösterir. Ne olduğu aslında an içinde durumun ne olduğudur ama içeriği andaki biçimi kastetmektedir. Ne olduğuyla uyum içinde olmak olanlarla içsel dinçsizlik halinde bulunmaktır. Hiçbir şeyi zihinsel olarak iyi ya da kötü şeklinde tanımlamamak sadece olduğu gibi bırakmaktır. Bu hayatınızda bir değişim yaratmak için herhangi bir şey yapamayacağınız anlamına mı gelir? Hayır tam aksine eylemlerinizin temeli şimdiki anla uyum içinde olduğunda eylemleriniz yaşamın kendi zekasıyla güçlenir. Öyle mi? Zen ustası Hakuin Japonya'nın bir kasabasında yaşıyordu. Çok saygı duyulan bir adamdı ve birçok kişi ruhsal eğitim için ona gelirdi. Bir gün kapı komşusunun ergenlik çağındaki kızının hamile kaldığı öğrenildi. Öfkeli anne ve babası kızı bebeğin babasıyla ilgili sorguladıklarında Sonunda kız onlara babanın zen ustası Hakuin olduğunu söyledi. Öfkeli anne baba hemen Hakuin'in yanına koştular ve ona bağıra çağıra kızlarının söylediği şeyi aktardılar. Hakuin sakince onlara baktı ve şöyle karşılık verdi. Öyle mi? Skandalın haberi bütün kasabaya yayıldı ve hatta ötesine taştı. Üstad ününü kaybetti. Bu onu hiç endişelendirmedi. Kimse artık onu ziyarete gelmiyordu. Yine etkilenmedi. Çocuk doğduğunda kızın anne ve babası bebeği Hakuin'e getirdiler. Babası sensin ona sen bakacaksın dediler. Üstad bebeği sevgiyle koruyup ilgilendi. Bir yıl sonra bebeğin annesi pişman bir tavırla anne ve babasına ve bebeğin gerçek babasının kasap dükkanında çalışan genç adam olduğunu söyledi. Anne ve baba büyük bir mahcubiyetle Hakuin'in yanına gittiler ve bin bir özür dileyerek kendilerini bağışlamasını dilediler. Gerçekten çok üzgünüz. Bebeği geri almaya geldik. Kızımız bebeğin babasının sen olmadığını itiraf etti. Hakuin hiç itiraz etmeden bebeği onlara verirken sakince sordu. Öyle mi? Üstad yalana ve doğruya kötü ya da iyi haberi hep aynı şekilde karşılık vermektedir. Öyle mi? Andaki durumun olması gerektiği şekilde biçimlenmesine izin vermekte, iyi ya da kötü diye tanımlanamakta, dolayısıyla insanların oynadığı bu dünyevi oyunun bir parçası haline gelmemektedir. Ona göre sadece şu an vardır ve şu an olması gerektiği gibidir olayları kişiselleştirmemektedir. Kimsenin kurbanı değildir. Olan her şeyle o kadar bütünleşmiştir ki onların hiçbiri onu etkileyecek güce sahip değildir. Sadece başınıza gelenlere direndiğiniz zaman onların merhametine kalırsınız ve o zaman mutlu ya da mutsuz olacağınıza dünya karar verir. Bebek güzel bir şekilde bakılmıştı. Kötü görünen olaylar dirençsizliğin gücüyle iyiye dönüşmüştü. An içinde şekillenen olaylar ne gerektiriyorsa onu titremeden yaptığından zamanı geldiğinde bebeği de rahatlıkla geri verebilmişti. Bu olayların kendi başınıza geldiğini düşünün. Olayların farklı aşamalarında egonuz nasıl tepki verirdi?